Ayşe abla, kim bu çocuk? Şey, Kenan Bey. Size söylemeye fırsat bulamadım bir türlü. Neyi söylemeye? Bir soru soruldu Ayşe, cevap versene. Tuğçe'nin de eğlencesi bölünecek şimdi. Böleceğin kadar böldün zaten. Kimin nesi bu çocuk Ayşe? Ayşe abla, gel bir seninle sakin sakin konuşalım. Gel. Aa, hoş geldin küçük hanım. Adın ne senin? Dur o zaman ben tahmin edeyim. Merve. Aslı. Buse. Yine mi bilemedim? O zaman Zeynep. O benim ablamın adı. Aa, yine mi bilemedim? O zaman kesin Elif. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de Selim. Hanımım, demiştim size kesin bir işler çeviriyor diye. Sabahtan beri sakladığı buymuş demek ki. Lan ben bunun hesabını sormaz mıyım şimdi? Bir yakınımın çocuğu Kenan Bey. Annesi çok hasta. Bakacak durumda değil. Şimdilik bana emanet. Anladım ama keşke bize söyleseydin Ayşe abla. Haklısınız Kenan Bey. Ama her şey çok apar topar oldu. E peki babası? Babası... Babası... Yok. Anladım. Artık misafirimiz olacak. Misafir getirilirken bir izin istenir. Haklısınız Arzu Hanım. Tamam. Uzatmayın artık. Kızın eğlencesi zehir olmasın. Ayşe, çocuğun karnını doyurun. Bir dilim de pasta kesin. Yarın gereken neyse konuşulur. Bağırsın Ali Hanım. Gel kızım. Lan! Kimse yok mu? Bu ne lan? Kimse yok burada. Ulan ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Şerefsiz! Müzik
Şunun haline bak. Ne yapacağım lan ben burada? İncin top oynuyor. Aç lan şu telefonu, aç! Alo. Alo, neredesin lan? Niye bakmıyorsun telefona? Açtım ya baba ya. Fazla konuşma. Bak ne diyeceğim. Ben Polonezköy'de kaldım burada. Dağ başında. Gel al beni buradan. Polonezköy'de ne işin var ya? Gezmeye çıktım. Armut, fazla konuşma. Bir araba bul, gel beni buradan al. Tamam, tamam, geliyorum. Neresiymiş? Ayşe ablanın yakınının çocuğuymuş. Kadın hastaymış, baksın diye bırakmış. Hadi ya. Yazık. Nesi varmış annesi? Hastaymış, ben de bilmiyorum. Tamam. Konuşmayın artık, tamam. Pek de masum yavrucak. Ana hasreti de çeker şimdi. Yazık. Artık hediyelerimizi verelim mi? Tuğçe'cim, hadi hediyeleri açacağız. Anne! Çok güzel.
güzelmiş. Kıyamam. Neden çıktın odadan be yavrum? Şey, sesler duydum. Sonra da bir balon gördüm. Ayşe, limonataları tazele. Al bakalım. Beğendin mi cimci mi? Çok beğendim. Kızım teşekkür etsene amcana. Teşekkürler. Aç bakalım. Beğenecek misin? Abi bu ne böyle dev gibi? Vallahi yaşarım ben bunun içinde. Kocamanmış. Ne zamandır istiyordum. Sonunda kavuştu. Beğendin mi kızım? Çok beğendim. Teşekkürler babacığım. Bisikletim. İpek sen mi aldın? Babaannesinin hediyesi. Anne. Anneciğim çok incesiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir tane torunum var. Hoş geldin küçük kız. Senin adın ne bakalım? Elif. Benim adım da İpek. Ben Tuğçe'nin halasıyım. Al bakalım bu da bizim sana bir hediyemiz. Babaanne misafir oldu yavrucak. Teşekkür ederim. Hadi açsana. Ama halacığım ne yapıyorsun? Üzüldü tabii çocuk. Kendi doğum gününde hediyesi başkasına veriliyor. Bu ne canım? Arzu. Hadi kızım. Götüremezsin. Bahçeye şimdi sanız. Neredeydin Zeynep? Evden geliyorum abla. Elif'in kıyafetlerini istemiştin ya. Sen uyuyorken hemen gidip alayım geleyim dedim. Çok iyi yapmışsın. Sağ ol Zeynep. Ne demek ablacığım. Sen iyi ol da. Ben bir su getireyim. Tamam Tuğçe'cim. Biraz yardımcı olayım sonra bırakacağım zaten. Dikkat et amcacığım. Alo. Asıl sen neredesin oğlum? Amca. Amca bak. Amca bak nasıl sürüyorum. Oldu mu? Bırak dokunma bisikletime. O benim bisikletim. Senin değil ki. Ne elliyorsun? (Gülüyor)
Ayşe, bir gelir misin? Sen devam et Gonca. Bu da evin hanımı sanıyor, kendini iyice. Buyurun hanım. Anlat bakalım. İnanın kötü bir niyetim yoktu. Bak, tadımız kaçmasın, torunum daha fazla üzülmesin diye üstünde durmadım ama bu yaptığın olacak iş değil. Sen nasıl bana haber vermeden eve bir çocuk getirirsin? Hanım, vallahi başka çarem yoktu. Yavrucağın annesi çok hasta. Ben almasam sokaklarda kalacaktı Sabi. Bana söylemeden arkamdan işlere kalkışmışsın. Bu evin bir düzeni, her şeyinde bir yolu yordamı var. Bana sormadan arkamdan iş çevirmek de ne oluyor? Estağfurullah Ali Hanım. Beni bilirsiniz. Yıllardır bu evdeyim. Sizi ailem bilirim. Saygısızlık etmek aklım ucundan bile geçmez. Hem Tuğçe'ye de arkadaşlık eder dedim. O da yapayalnız. Torunumun ihtiyaçlarını bırak da biz düşünelim Ayşe. Bu mu? Çabuk in salın camdan. İn çabuk. Anneme söylerim kovar seni buradan. Çabuk in. İnsen aptal şey. Benim salıncağım o. Oh. Haklısınız hanımım ama... Tuğçe? Tuğçe? Ne oldu kızım? Bilmem, anlamadım ki. Elif, beni duyuyor musun? Düşmüş mü? Bir şey var mı? Bayılmış. Başına güneş geçti galiba. Elif, aç kızım gözlerini. Elif! Hiç anlamadım. Salıncağımı sallayayım mı diye sordum. Sonra birden düştü, bayıldı. Doktor mu çağırsak, ne yapsak Kenan Bey? Yok yok. Dur bir içeri taşıyalım önce. Elif, beni duyuyor musun? Elif? Allah'ım, kötü bir şey oldu. Ne oldu? Nesi var? Salıncaktan düşmüş. Tuğçe'nin salıncağından mı? Ana, ne oldu çocuğa? Şerife abla, içeriden acil kolonya getirir misin? Getiririm. Kenan, sen bugün işe gitmeyecek miydin? Arzu, ne iş işinde? Ayşe abla, bir hastalığı falan var mıydı biliyor musun? Yoktu Kenan Bey, hiçbir hastalığı yoktu. Ay şükür ya Rabbim, açıyor gözlerimi. İyi misin? Ateş çıkmış. Şerif abla, Tuğçe'nin şurubundan versek mi biraz? Getirebilir misin? Getireyim, getireyim. Elif, kızım ne oldu sana? İyi misin? Şey, ben en iyisi... Benim odaya götüreyim, orada biraz uzansın, dinlensin. Gel kızım. Elif,
oldu sana yavrum? Sen bana emanetsin kuzum. Senin kılına zarar gelse ben ne derim anneciğine? Daha önce hiç böyle olmuş muydun? Tamam yavrum, tamam. Hadi sen uyu biraz, sakinleş. Çok üşüyorum Ayşe teyze. Ah yavrum, korkudan ateşin çıktı tabii. Korkma, ilacını da aldım. Biraz da ateşin düşer. Hadi yum gözlerini. Nerede kaldın lan? Ağaç oldun burada. Baba sen nasıl geldin buraya ya? Seni bulacağım diye iki tane tüp doldurdum ha. Konuşma. Gazla hadi gazla. Çok şükür. Sen nasıl korktun da böyle ateşin çıktı kınalı kuzum benim. Gel Şerife gel. Nasıl oldu? Daha yeni düştü ateşi. Oh, yavrum benim. Nasıl da masum. Anasız olunca böyle oluyor işte. Kolu kanadı kırılıyor insanın da. Zor Şerife, çok zor. Allah verdi bir an önce iyileşse. İyileşecek, iyileşecek. El bir günü iyileceğiz inşallah. İnşallah. Ah, seni Kenan Bey çağırmıştı. Tamam, ben gideyim ama sen Elif'le kal. Tamam, tamam, sen git hadi. Elif, hadi kalk güzel kızım. Baksana mis gibi çorba yaptım tavuk çorbası. Oho, bu ne abicim? Maraş dondurmacısı gibi. Vereceksen ver şunu. Şşş, bana bak. Bunu da çarparsan bir dahakine çiçek kamyonu alırsın, ona göre. Senin araba zaten kamyon gibi. Değiştir şunu, bir şekil yap diyorum. Dinlemiyorsun. Neyse, hadi ben kaçtım. Buyurun Kenan Bey, beni çağırmışsınız. Hah, buyur Ayşe abla. Geç otur lütfen. Şey... Ben size diyecektim aslında Kenan Bey ama söyleyemedim bir türlü. Ablacığım, önemli olan bana söyleyip söylememen değil. Kim bu çocuk? Bak, özellikle seninle yalnız konuşmak istedim. Annemden ya da Arzu'dan çekiniyorsan eğer. Yok. Dedim ya, bir yakınım. Peki nerede ailesi? Eğer zor durumdalarsa biz de elimizden geleni yapalım. Yok. Öyle bir şey değil Kenan Bey. Peki ya çocuğun başına bir şey gelse ne diyeceğiz ailesine? Şuncacık çocuk. Uslu da. Allah korusun ama ne gelecek ki başına? Bir kenarda duruyor garip. Anladım. De, madem ki bir kimsesi yok, bizimle kalacak tabii. Allah razı olsun Kenan Bey. Sahi, adı neydi kızın? Elif. Ha. Madem artık bizimle kalacak, Elif de bizim kızımız sayılır. Doktorum, Melek ablamın durumunda bir gelişme var mı? Hastamıza gereken her şeyi yapıyoruz. Fakat tedaviye cevap alamıyoruz. Nasıl yani? İyileşecek ama değil mi? Şu an gözlem altında tutuyoruz. Eğer böyle giderse yoğun bakıma almak zorunda kalabiliriz. Anladım. Şşş.
konuştun Melek ablacığım? İyiye gidiyor dedi. Bak gördün mü, söylemiştim ben sana. Yok. Artık bu saatten sonra Elif'in iyi olduğunu, mutlu olduğunu bileyim. Başka bir şey istemem. Yoksa ölüm buz gelir bana. Elif'in hiç tara düşmesin. Hep mutlu olsun güzel yavrum benim. Böyle konuşma Melek abla. Ne olur böyle söyleme. İyileşeceksin, ayağa kalkacaksın. Gör bak. Aman da kız hanım nasıl olmuş bakayım he? Benim çorbamdan içti. Tabii ki iyi olacak değil mi Elif? Annem de iyi çorba yapar. Yapar tabii. Yapmaz olur mu hiç? Annen iyileşince gene onun çorbasından içeceksin zaten. Azıcık da benimkinden iç. Kız ne var? Al bakalım. Bunlardan da ye. Elif sen ne zaman kalktın? Düşmüş mü ateşi? Düştü düştü. Ben getirdim biraz hava alsın diye. Karnı da acıkmış. Daha iyicesin değil mi kızım? İyi iyi. Turuk gibi maşallah. Bir iştahla içti ki çorbasını sorma gitsin. Sütünü de içince iyice ayaklanır artık. Korkmayın. Hüsnü amcasıyla bahçede çiçeklere bile bakar. Değil mi Hüsnü efendi? Bakarız değil mi Elif? Ha bakalım maşallah sana. Korkuttun bizi güzel kızım. Baba, ne işin vardı orada? Orasını karıştırma sen. Baba, bak bir yamuk varsa. Oğlum. Bana yamuk yapacak adam daha anasından doğmadı. Peki ne yapıyordun o dağ başında? Kolpa bir şerefsizin sözüne inandık. Baba, bak eğer bir sıkıntı varsa. Oğlum, benim adım Veysel. Merak etme sen. Ufak bir borç muhabbeti. İş yok. Ne kadar borcun var? Söyle, ben bulurum. Lan nereden bulacaksın sen? Sen hiçbir şeyden haberin yok ki. Ah Melek ah. Melek abla ne alaka ya? Amma çok konuştun sen ya. Hadi beni mahalleye bırakıver. Görülecek küçük bir hesabım var. Baba ne hesabı, ne oluyor ya? Lan oğlum yürü hadi yürü. Vıdı vıdı karı gibi amma çok konuştun ya. Tuğçe bisikletine bayıldı. Neyi düşünmüşsün anneciğim? Şimdiki çocuklar şanslı tabii. Her yanları oyuncak, bisiklet. Bir de bilgisayar var tabii. Ne oldu kızım? Anne o kız gitsin buradan. Sana bir şey mi yaptı yoksa? Hayır ama gitsin işte. Sevmedim onu ben. Herkes onunla ilgileniyor. Ben yalnız kaldım. Kim ilgileniyor? Mutfaktaki herkes. Onu daha çok seviyorlar. Beni sevmiyorlar. Kahvenin de niye gelmediği anlaşıldı. Görüyorsun değil mi anneciğim? İşten kaytarmaya nasıl da meraklılar. Ve vesile bulmasınlar. Gonca. Ayşe'yi çağır bana. Tamam Ali Hanım. Kurabiye canavar olacak. Allah muhabbetinizi artırsın. Ayşe abla, Ali Hanım seni çağırıyor. Burnundan soluyor vallahi. Tüh vah vah, kahveyi unuttum. Elif. Hadi biz de bahçeye çıkalım da çiçeciklere su verelim. Hadi yavrum. Olur. Hadi gel kızım gel. Kaç şuradan kaç.
duymuyorum. Ayşe, sen bu evin başkahyası değil misin? Evet, sana soruyorum. Öyle hanımım. Bu evin işleri, düzeni, temizliği senden sorulmuyor mu? Madem öyle, niye her şey aksıyor? Niye bir dediğimizi ikilettiriyorsunuz? Sabahtan beri hiçbiriniz ortalıkta yoksunuz. Birinizi görsem kaşla göz arasında diğeriniz kayboluyor. Elif ateşlenmişti. Daha yeni düzelebildi yavrucak. Burası hasta bakım evi değil ki canım. Sen de hasta bakıcı değilsin. Şimdi git Şerife'ye bir daha söyle, bize iki kahve yapsın. Peki hanım. Ah, talihsiz yavrum benim. Ah Melekciğim, kim bilir ne hallerdesin. Telefonu ablacığım. Ne olur aç. Kapandı. Alo. Alo. Melek. İyi misin ablacığım? Zeynep ben. Siz kimsiniz? Ben Ayşe. Bir yakınıyım. Rahatsız olduğunu duydum da. Ne durumda olduğunu sormak için aramıştım. Aslında Melek ablamın durumu pek iyi değil. Yani yoğun bakıma bile kaldırılabilirmiş. Ne diyorsun kızım? Valla ben ne diyeceğim bilmiyorum ki. Ben bugün onu ziyaret etmeye çalışacağım. Çok geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Çok acil bir işim çıktı. Ben dönene kadar Elif'e bakar mısın? Hiç merak etme Ayşe bacı. Elif bana emanet. Sağ olasın. Ben hemen döneceğim zaten. Pekala. Zaten bizim Elif'le işlerimiz var değil mi? Anneme mi gidiyorsun Ayşe teyze? Yok kuzucuğum yok. Sen burada oyna. Ben hemen döneceğim. Nerede lan o şerefsiz? Ne oluyor kardeşim? Babanın evi mi burası? Kimsin sen? Erol diyorum lan, Erol. Nerede o? İşi çıktı, karşıya geç. Ne yapacaksın Erol? Küçük bir işimiz var onunla. Çabuk bulun bana onu. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Yok dedik işte, laftan anlamıyor musun sen? Saklıyorsunuz değil mi? Saklıyoruz, ne olacak? Eceline sığmış bu. Tamam lan tamam, sorduk sadece. Ne haliniz varsa görün be. Akıllı Hazreti ve selam ya. Sen şunlara da ha. Dök o, bak sana ne doğacıklar edecekler onlar. Bak, Hüsnü Efendi. Buyurun hanımım, bir emriniz mi vardı? Ağırın arkasındaki odunlar hala toplanmamış. Aklımdan çıkıvermiş hanım. Merak etmeyin, hemen hallederim. Aklınız ne zaman yerinde ki? Melik Hanım'ın sonuçları çıkmış, alabilirsin. Tamam, teşekkürler.
Sen çok oldun artık Melek. Elif'im. Güzel yavrum. Oo, Melek Hanım. Böyle iyi mi? Rahatsın tabii. Ama bak, sen burada mışıl mışıl uyurken ben canımın telaşındayım. Haberin var mı? Veysel, git buradan. Yok öyle. Söyle bakalım kızın nerede? Ölürüm de söylemem. Söyle diyorum lan. Nereye sakladın? Kime verdin kızı? Ölürüm de söylemem. Melek, tepemin tasını attırma benim. Bak çok fena olacak. Ne olursa olsun. Ben zaten bitmişim. Ama kızımı senin elini bırakmam. Ölürüm de bırakmam. Gebertirim ulan gebertirim. Gebertirim ulan gebertirim. Anladın mı? Ne oluyor ya? Nereye sakladın lan kızı söyle. Bırak diyorum sana. Hiçbir vicdanın yok senin. Değil, hadi. Gitmiyorum işte, ne yapacaksın? Vay, ikiniz bir oldunuz, bana kafa tutuyorsunuz öyle mi? Baba, eğer hemen şimdi çıkıp gitmezsen polise ihbar ederim seni. Hiç düşünmem. Baba mısın demem, içeri attırırım. Neyle attıracaksın lan içeri? İşte bu yaptıklarınla. E attır bakalım hadi. Hadi attır da görelim. Melek ablacığım, iyi misin ablam? Melek ablacığım, istiyorum. Geçti Melek ablacığım. Geçti. Çete olmuşlar, çete. İçer attırırmış. Nikahlı karım lan o benim. Ah Melek, ah. Hastaneden mi çık? Ben sana yapacağım biliyorum. İpek, nereye? Öyle biraz hava almaya. Hava serin gibi kızım. Yanına bir ırka alsaydın. Bu sıcakta ne ırkası anne Allah aşkına? Kızım aç çantanı, yanında bulunsun. Of anne. İpek? İpek ne oldu? İyiyim. Tamam, yok bir şeyim. Sen ilaçlarını aldın mı bugün? Aldım. Niye böyle oldun o zaman? Sıcaktan herhalde. Tamam, yok bir şeyim. İpek, bak önceki gibi. Anne, gerçekten iyiyim. Yok bir şeyim. Merak ediyorum kızım. Ne oldu sevgili görümcem? Yine hastalanıyor musun yoksa? Aa, çok üzülürüm. Buralar benim. Sadece benim olacak. Peki, iyi olacağına söz veriyorsun. Tamam oldu o zaman. Hadi bakalım. Elif nasıl Ayşe abla? İyi de ne olur. İyi, çok iyi. Hiç merak etme sen. Gözüm gibi bakıyorum ben. Kızımı çok özledim ben Ayşe abla. Canım benim. Özlenmez mi hiç? Bir tanecik yavrum senin. Burnumda tutuyor. Talihsizim benim. Ona bir şey olacak diye ödüm kopuyor. İyi değil mi sahiden? İyi, iyi merak etme. Sen onu düşünme. Bir an önce iyileşmeye, ayağa kalkmaya bak. Ben iyi değilim Ayşe abla. Hiç iyi değilim. Melek, öyle söyleme. İyi olacaksın. Melek, bak bu adam sana rahat vermeyecek. Gene gördüm aşağıda. Kaderim buymuş benim, ne yapalım? Gel Kenan Bey'e söyleyelim. Elif senin kızın diyelim. Hayır, olmaz. Mümkün yok Ayşe abla. Hem söylemeyeceğim diye yemin ettin bana. Söz verdin. Bu böyle daha ne kadar devam edecek? Hem babası olduğunu bilmek Kenan Bey'in de hakkı değil mi? Ne zaman ölürüm o zaman söylersin.
Şu zavallı canın bedeninden çıkmadıkça Kenan hiçbir şey bilmeyecek. Yuvası dağılmasın, huzuru kaçmasın. Söz verdin Ayşe abla, yemin ettim bak. Söz... Peki ablacığım, tamam. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Bak, bunu bana annem aldı. Güzel mi? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Al istersen sen oyna. Yukarıda daha bir ışır var. Gelsene. Hadi gel. İyi olacaksın Melek. Tekrar Elif'in yanında olacaksın. Kavuşacaksınız. Sen hiç merak etme. Ben ona gözüm gibi bakıyorum. Sen yeter ki bir an önce iyileşe mi? Allah senden razı olsun Ayşe ablam. Sen iyi ol da. Ayşe abla. Söyle canım. Şu çantanın içinde Elif'in birkaç eşyası vardı. Götürür müsün? Tabii canım, götürürüm. Bir de benim için öpüp koklar mısın onu? Peki, öperim. Vesel abi, Vesel abi. Ne var lan? Az önce birkaç adam geldi mahalleye. Kimmiş? Kim olduklarını söylemediler abi. Böyle kili suratlı, karanlık adamlar ama seni sordular. Sen ne dedin? Bir şey demedim abi. Kim olabilir sence? Belalı mı falan var mı abi sen? Benim belalım olmaz aslanım. Ancak ben birilerine bela olurum. Lan bu yaşa geldin, abini tanıyamadın ha. Haklısın be abi. Ama öyle adamlar mahalleye kadar gelince... Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Anladım abi. Aferin lan, çok anlayışlısın ha. Hadi bakalım. Hadi beraber süslemece oynayalım. Ama anneciğin izni almadık, sonra bize kızar. Annem kızmaz ki, o bana bir şey demez. Ama annem kimsenin izinsiz eşyasına dokunma demişti. Of, gel hadi. Adamlar kim be? Babam boş harç diye bahsettiğin mesele bu olmasın? Evlere mi basmışlar resmen?
Şunları da tak. Bir şey soracağım. Ya babamın bir olayı mı var yine? Biriyle falan mı takışmış? Yok. Bilmiyorum. Olsa da bana söylemez ki zaten. Bir iş var ama. Geçen gün de pizzolar, rakılar falan bir dünya şey almış yine. Nereden buldu ki parayı dersin? Kumar oynamıştır yine. Nereden bulacak? Elif niye bu kadar görmek istiyor peki? Ben temizliğe gidemiyorum. Önüne para koyamıyorum ya. Hırsını çıkaracak yer arıyor işte. Ondan. Hem sen düşünme bunları. Onun derdi benimle. Ders çalışmak için en doğru yer burası sanırım. Benim için evet. Hadi bakalım. Erken dönmüşsün. Senin gibi olmak istedim abicim. Ne derdin hep? İş diyen demir, ışıldar. Ben de geleyim çalışayım dedim. Hadi oradan üçkağıtçı. Ekildin değil mi? Ben. Bak aslanım. Bir gün baltayı öyle bir taşa vurursun ki ne olduğunu şaşırırsın. Hadi dersin çalış sen. Yatağın, etrafın haline bak. Sus, ağlama bir de. Arzu Hanım, gerçekten ben çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Biraz önce bahçedeydi. Bana bak Ayşe, bu kızı bir daha burada görmeyeceğim. Anladın mı beni? Müştemilattan dışarı çıkmayacak. Duydun mu beni? Çıkmayacak. Gel kızım. Baba. Ne var lan? Evin önünde bir adam var. Ne adamı? Vallahi bilmiyorum. Takım elbiseli, kirli suratlı, karanlık bir tipti. Anlaşıldı. Baba, kim bu adamlar? Ne istiyorlar senden? Canlarına susamış iki ergele. Bu sabah konuştuğumuz borç aç meselesiyle ilgili mi? Anlatırım sonra. Önce şunların bir boyunun ölçüsünü alayım da. Ya baba dur, nereye? Eve gidiyorum oğlum. Nereye gideceğim? Ya sen beni anlamıyorsun galiba. Bak böyle adamlar silahsız gezmezler. Hem gidip ne diyeceksin ki? Lan ergele, bizim elimizde armut toplamıyor herhalde.
Ya baba silah diyorum, anlamıyor musun? Senin birkaç gün başka bir yerde kalman lazım. Oğlum aptal aptal konuşma, nerede kalacağım? Benim bildiğim bir yer var. Bak birkaç gün orada kalabilirsin. Baba ben çok ciddiyim. Şu durumda eve gitmen gerçekten çok tehlikeli. Oğlum bizim kimseden korkumuz yok, anladın mı? Silah yüzüne dayasa ne yapacaksın? Didecek Bursa seni. Karşı koyabilecek misin? Gidelim madem. Hadi. Hadi hadi. Ayşe'nin hayvan hareketlerinden çok sıkıldım artık anne. Yine şu kız meselesi mi? Getirmiş kimin nesi olduğunu bilmediğimiz bir çocuğu. Başımıza dert olup duruyor. Hayır, ne alaka, ne cüretle. Çocuk işte, bu kadar büyütülecek bir şey yok. Anne odam alt üst oldu. Tamam, ben Ayşe ile konuşurum. Ay yok vallahi, daha fazla çekemem ben. Hayır tamam anladık, annesi hasta. Ama bu çocuğun bir babası da mı yok? Gitsin babasına versin. Yokmuş. Yokmuş. Vallahi helal olsun Ayşe'ye. Her istediğini yaptırıyor koskoca Emiroğlu ailesine. Arzu, kapatalım bu konuyu lütfen. Yok vallahi. Ben daha fazla tahammül etmek zorunda değilim. Allah'ım, sen meleği iyi et. Bir an evvel sağlığına kavuştur. Şu fani dünyadaki kaderini güzel eyle ya Rabbim. Şu masum Sabiha gün yüzü göster. Ona güzellikler, iyilikler nasip eyle. Baba evinde gurbeti yaşatma ona. Baba evi mi? Baba evi burasıysa... Babası kim peki?